Dünyası tarihinin sanırsam en büyük sızıntısı gerçekleşti. GTA 6 gerçekten de sızmış. Bundan bir süre önce bir video yapmıştım. GTA 6 sızmış olabilir diye. Orada bazı yayınlanan görüntüler vardı. Bir saat uzunluğunda görüntülerdi. O hepsini de seyrettim oturup. Sonra onun üzerine de konuştum. Hani dedim ki belki GTA 6 sızmıştır. Belki sızmamıştır ama ben sızdığına inanıyorum. Gerçeğe benziyor bu görüntüler diye. Ve ben videoyu yayınladıktan sonra işler biraz... Herhangi bir tarih verdiler mi çıkışıyla ilgili? 2025 olur, 2024 olur yoksa hep dedikodular mı dönüyor? Biraz daha kesinleşti. Görüntüler gerçekten de sızmış. Oyun sektöründeki önemli araştırmacı gazeteciler böyle oyunun sızdığını doğrulayan şeyler paylaştılar. Rockstar'ın içerisinin karıştığını söyleyenler oldu. Yayınlanan videolarında büyük olasılıkla kaldırılacağı bir an meselesi. O yüzden de ben kendi videomu uçurdum. Ben ilk paylaştığımda hani gerçek olur mu olmaz mı? Çünkü çok spekülasyona açık videolardı. Şahsen gerçek olduğuna inanıyordum ama daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığım için hani bu sızıntıları paylaştığımızda ne olacağını da tam kestiremiyorsun. Videonun kaldırılması anlamında söylüyorum. Biz ne öğrendik bu videolardan? Abi ona değinebiliriz. Bu videolar 2019-2020 civarına dayanan videolar. Gelen kaynaklara göre ortaya çıkan videolar oyunun aslında çok çok erken aşamasında yapılmışlarmış. Sonradan oyunun değiştiğini, farklı bir yere gittiğini söyleyenler de var. Fakat bizim gördüğümüz şeyler şuydu. Vice City'de oyunun geçeceği kesinleşti. Evet kesinleşti. Birden fazla karakter olacak. Bu karakterlerden bir tanesi kadın olacak demiştik. Evet bu da doğrulanmış oldu. Oyundaki araç üzerindeki aksiyonların artacağını söylemiştik. Bu da yapılan animasyon çalışmalarından belli ki araçtaki aksiyonlar artacak. Fakat gel gelelim oyunla alakalı en büyük konuya. GTA 6 ertelenecek mi? Şimdi ortaya çıkan bu görüntülerle alakalı oyun niye ertelensin diye konuşulan konular var. Fakat GTA 6'nın kaynak kodlarının da bu görüntülerle beraber sızdırıldığı ve bunun hacker tarafından yapıldığı söyleniliyor. Ve bu işi yapan hacker Rockstar tarafından birileriyle kontağa geçme çabası. Aklını yani alırlar adamın bu arada. Tutuyor. Artık onlar için bir para mı isteyecek, başka bir şey mi isteyecek bilmiyorum. Daha önce Half-Life 2'de benzer bir şey olmuştu ve büyük bir krize ulaşmıştı Half-Life 2'nin bu sızıntısı. Yine kaynak kodları çalınmıştı. GTA 6'da da benzer bir durum olduğundan ötürü oyunun 1 sene 2 sene ertelenebileceği üzerine dedikodular dönüyor şu anda. Ben video yazılımı tabii olay sadece görüntülerde ve bu görüntülerin gerçekliği üzerine bir konuşma vardı. Şimdi görüntülerin gerçekliği kabul edilmiş durumda artık. Hani son durum update'i yapayım. Oyun ertelenecek mi ertelenmeyecek mi bunun tartışması dönüyor. Rockstar mesela resmi bir açıklama yayınlamadı. Ama Rockstar durumun farkında çünkü Instagram... Yayınladılar ya. Demek ki videoyu çektikten sonra yayınlamış. Instagram'daki postlarına yorum sınırlaması getirmiş. Bu muhabbetlerle alakalı şu anda nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. İnternette şeyi de gördüm. Rockstar şu anda GTA 6 videolarına telif atıyor. Videoları yayından kalmıyor. Sızıntılarda yerden silah alma, kişi kucaklama, drive-by için kamerası, çanta ve envanter sistemi sistemler gözüküyor. Ben bunları Rockstar'ın roleplay kitlesini gördüğünü ve bunu destekleyip devam ettirmek için bu tarzda adımlar attı diye yorumladım. Bir server sahibi olarak senin düşüncen nedir acaba? Yani onları zaten Utku yazabiliyor ya. Ama büyük avantaj sağlar. Yani şimdi öncesinde biz konuşurken şunu diyorduk. GTA 6 bir noktada hani GTA 5'e emek verip sonra arkasından GTA 6 çıktığında, hele ki GTA 6 roleplay kitlesi için ayrı bir modül geliştirmiş olursa emeğimiz boşuna mı gider diye çok düşündük. Çok tartıştık o zamanlar, yani şimdi tartışmıyoruz da. Öyle de söylemler vardı. Yani GTA 6'da direkt RP desteklenecek tarzı duyum var. Yani dedikodudur bu yüksek ihtimal. O yüzden kafamız biraz karışmıştı. Ama ne olur bilmiyorum. Bence desteklemeliler. Ama yapmaya da bilirler. Niye yapsın? Onu sorgulamak lazım. Dedem ne anlıyorsun şu GTA'da? Anlamıyorum. Şu aldığınız zevki alıp oynamak istiyorum da yapamadığım yüzde. Senlik değildir bro. Şanukuel detaylı anlattı abi. Tamam dur bekle. Kaldırttırıyor gibi şeyler de gördüm. Benim başıma öyle bir şey gelmedi bizzat. Yayından kaldırıldığını gördüğüm bir video da olmadı bu arada. Onu da söyleyeyim. Takip ediyorum. Yani normal GTA oynamayıp da sırf RP yapmak için GTA alan da çok insan var. Yani satış politikası olarak bakarsan küçümsenecek bir kitle değil o. Kanalları yayından kaldırılmış mı diye. Ben bunu çektiğim sırada öyle bir video yoktu ama belki de şu anda yapıyorlardır bu işi, bilmiyorum. Rockstar telif konusunda bu arada çok hassas bir firmadır. Kendi yayınladıkları fragmanları bile, yani yayınlarsan, kendi kanalına koyarsan, üzerine yorum bile yapsan pat diye banlar. O yüzden ben GTA 6'nın fragmanlarını falan hiç kullanmam. Hep oyun içi görüntülerini kullanırım. Çünkü Rockstar o konuda gerçekten nalet bir firma yani. Activision da aynı şekilde. Call of Duty fragmanı koyduğun gibi çakıyor hemen. Ancak bu tarz spekülasyona açık bir video için... Ha anladım. ATNG. Bu görüntülerin kendine ait olduğunu kabul edecek mi? YouTube'a bu görüntüler benim oyunuma aittir. Bunları yayından kaldırın gibi bir telkinde bulunacak mı? Hayır, bunu merak ediyorum. Ki dedi değil mi? Işte Rockstar'ın yapabileceği görüntüler doğrudur dedi. Günlerde oyunun resmi bir fragmanını yayınlamak. Eğer öyle planları varsa yakın
tarihte fragmanı yayınlamakla alakalı. Onu belki biraz öne çekip hani en azından oyunun son halini göstermek gibi planları olabilir. Açıkçası oyunun kaynak kodlarının sızmış olması büyük bir tehlike olduğuna işaret. Fakat yayınlanan görüntülerin sızmasının ben Rockstar'ın planlarını çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Pazarlama açısından bazı şeyleri değiştirmeleri gerekecektir elbette. Fakat bugün GTA 6 çıkıp dese ki ben resmi olarak duyuruyorum kendimi kardeşim dese herkes gene GTA 6'nın resmi şeyine odaklanır. Çünkü eminim ki o dönemden bu döneme oyun ciddi değişiklikler geçirmiştir. Çünkü yayınladıkları şeyler ham. Yani bu çok belli. Ham görüntüler. Tek korkum bu kodların çalınması muhabbetinin ertelenmeye yol açıyor olması. Onu da göreceğiz. Sadece bir update yapayım istedim. Neden kanalda video yok sorusunun cevabı olsun diye. Hani eğer gelmişseniz GTA 6 ile alakalı bir şey görmüşseniz bu videoyu yazdım çünkü daha önce video vardı ama şu an niye yok diye merak ediyorsanız her sebebi bu. GTA 6 muhabbetlerini Rockstar uçuruyor. Şimdi biraz daha baktım araştırdım. Rockstar gerçekten de başlamış yani videoları kaldırtmaya. Güvenilir haber siteleri bu yönde haberler yapmaya başladı. Ben hala daha resmi olarak kendi ellerimle görmedim ama demek ki %100 olarak doğrulanmış oldu. O gördüğümüz görüntüler GTA 6'a aitmiş arkadaşlar. Yani bu tabii final ürününe dair bir şey söylemez hala da ama en azından GTA 6'ı canasa eyvallah. Oyun tarihinin en büyük sızıntısı. Rockstar kadar ketum, içeriden belgi sızdırmayan, en ufak bir şey bile çıkartmayan bir firma. Yani oyun tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir sızıntıyla karşı karşıya. Yani bir noktada önceden Enis'in bir videosunu hatırlıyorum. Hani Rockstar'ın ofisinde ne kadar işte mobbing döndü, ne kadar çok çalıştırıldıklarıyla ilgili böyle yorumlar vardı ya. Bir tanesini kafası atmıştır belki, belli olmaz. Kaldı. Buna nasıl reaksiyon verecekler o da ilerleyen kendileri sızdırmaz ya. Şey olacak. Tüm bu olay biraz daha derleyip toparlayıp sonuca bağlayınca bununla alakalı bir genel video yaparız ama şimdilik GTA 6 videosuna dair bir gündemimiz kaldı. Hack'se bilmiyorum. Yani gören gördü, tamam, görmeyen de birkaç saat sonra bir daha göremeyecek gibi geliyor. Ya da internetin derinliklerine gömülecek gibi geliyor. Böyle görüşürüz. Haber edeyim, update edeyim dedim. Merak ettim bakayım. 25 günlük bu video sızıntılarla alakalı herhangi bir görüntü içermemektedir. Forumlarda konuşulanları ve olayı gerçekleştireni konu alır. Arka plan hikayesi şirketi kötüler nitelikte değildir. Yani umarım bu videonun başına bir şey gelmez. Daha da önemlisi umarım kanala bir şey olmaz. 500,000 aboneye az kalmışken böyle bir şey yaşamak yıkıcı olurdu. Kaldırılma ihtimaline karşı da videoyu beğenip hızlı yayılmasını sağlayabilirsiniz. O halde merhaba, videoya hoş geldiniz. Bak bu, siz gibi kanallar güzel işlik yapıyorsunuz da oğlum sürekli yorum ve like istiyorsunuz lan. Yapmayın şunu ya. Aa bırak, adam like'lıyorsa yorumluyorsa yorumlar. Bir kez duydunuz mu lan benden? Ben Kuel. Charm Kuel. Bu videonun sponsoru Wargaming'e teşekkür ediyorum. World of Warship'le ilgili tüm mükemmel detaylara videonun son kısmında değineceğim. Her şey bundan 4 gün önce başladı. New York Times gazetesinde şöyle bir haber paylaşıldı. Uber şirketi sistem ihlalini araştırıyor başlığıyla bir yazı paylaşılmıştı. Haberi detaylıca incelediğinizde bazı detaylar fark ediyorsunuz. Yazıda aynı... Görüntüleri var ya, inceliyor şu an bak kardeşim, inceliyor. Haber paylaşıldı. İhlalini araştırıyor başlığıyla bir yazı paylaşılmıştı. Haberi detaylıca incelediğinizde bazı detaylar fark ediyorsunuz. Yazıda aynı İnceliyorum yazıyor. Uber perşembe günü sistemlerinde ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu fark etti. Bu ihlalde bir ya da birden fazla kişi personeller arası iletişimleri dinliyordu. Ayrıca Uber'in mühendislik sistemlerine de sızılmıştı. Bu yüzden bir süre boyunca bu iki sistem de devre dışı bırakıldı. Ardından Uber'e yapılan bu saldırıyı üstlenen kişi siber güvenlik araştırmacılarına ve New York Times'a Uber'in tüm kaynak kodlarını... Charm neredeyse hiç istemiyor bu arada. Ne bileyim lan, ben de attım ortaya yere geyik olsun diye. Alınmasın canım, geyik yapıyorum. Ve uygulamayı kullanan yüz binlerce kullanıcının verilerini gönderdi. Olayı analiz eden güvenlik uzmanları sisteme sızan kişinin şirket verilerinde tam yetkilendirilmiş olduğunu ve uzlaşmaya gidilmesini söylediler. Eğer uzlaşmaya gidilmezse Uber çok zor durumda kalabilirdi. Bu yüzden uzlaşmaya gidildi. Bu olayı yapan dostumuz uzlaşmayı belirli bir para karşılığı kabul etti. Miktar hiçbir zaman medyaya yansımadı. Uber bu sistem açığını merak ettiğini ve nasıl yaptığını hacker dostumuza sordu. Dostumuz da aynen şöyle yanıt verdi. Açık sisteminizde değil, çalışanlarınızdaydı. Şirket içerisindeki bazı kişileri sosyal mühendislik ile oltama düşürdüm. Ve Uber'in neredeyse tüm sistemlerine erişmemi sağlayan bir şifreyi bana kendi elleriyle verdiler. Uber geçtiğimiz hafta yaşanan bu hack olayından dolayı tam %7.2 değer kaybetti. Peki bu saldırıyı kim yaptı diyorsanız, işimiz de tam bu noktada başlıyor. Anlattığım bu olay işte tam da Rockstar'ın sızdırılan görüntülerinin paylaşıldığı ilk forumun altındaki bölümde yazıyor. Altında derken tam olarak sızdırılan kişinin paylaştığının altında. Kendisi T-Pod denilen bir hacker ve piyasanın az tanınan vurguncularından birisi. İsminin anlamı ise HTTP/418 hata kodundan geliyor. Bu kodun anlamı ise aynen şöyle. Eğer bir sistem sana bilgi vermeyi reddediyorsa, sen de vermesi için zorluyorsan sunucu seni engeller. Acaba engeller mi? T-Pod'u engelleyebildin mi? İşte isminin anlamı tam buradan geliyor.
veriyor. T-Bot son 2 yıldır sosyal mühendislik ile önce Uber'in sistemini kırmayı denedi ve başarılı oldu. Ardından tüm bu olaylar başladı. Who did this? Who is this unscrupulous individual? 18 Eylül saat 12:57'de gtaforum.com adındaki bir sitede şöyle bir şey paylaşıldı. Bu forum T-Pod'un paylaşımının kaynağının uzandığı son nokta. Yani ilk paylaşımı bu gördüğünüz yerde yaptı. Ve ilk paylaşım da şu anda tam karşınızda. Merhaba, burada GTA 6'dan 90 tane klip ve görüntü bulunuyor. Yakın zamanda GTA 5 kaynak kodları ve GTA 6 kaynak kodları hakkında yeni sızıntılar paylaşabilirim. Sorularınız için Telegram adresim burada. Altındaysa işte sızıntıların ta kendisi diyerek linkleri paylaşmıştı. T-Pod bunu paylaştıktan sonra saat 15:42'ye kadar uyudu. Evet, bildiğiniz uyudu. 15:42'de uyandığında yazısını düzenleyerek şunları yazdı. Pekala, bunun viral olmasını beklemiyordum. Uyandığımda Telegram'ımda 3000'den fazla DM vardı. Eğer Rockstar çalışanıysanız bana buradaki adresten mesaj atın. Veya resmi e-postalarınızla buraya mail gönderin. Sizinle bir anlaşma yapmamız lazım diyerek asıl bombayı patlattı. Tüm bunlar yaşanırken Code Walker isminde ünlü bir GTA 5 modcusu T-Pod'a ulaşmayı başardığını söyledi ve GTA 5'in kaynak kodlarını ondan satın aldığını söyledi. Discord'unda paylaştığı fotoğraflara göre T-Pod ona doğru dosyaları vermişti. En azından modcumuz böyle olduğunu söylüyordu. Code Walker'ın yaptığı bu paylaşımdan sonra bir sürü haber sitesi T-Pod'un GTA 5 kaynak kodlarını sattığını söyleyerek haber yaptılar. Ardındansa T-Pod hedefine ulaştı. GTA 5 kaynak kodlarını sattığı duyulduktan 2 saat sonra T-Pod'un blockchain adresinin aktarım kısmında 5 bitcoin göründü. 3 farklı hesaptan yapılan bu aktarım sonrası en güvenilir GTA bilgi forumlarından birisinde T-Pod'un paraya konduğunu ve kodları satmadığını açıkladılar. Bu dolandırıcılık hikayesiyle birlikte bir hayalet avı başladı. İnsanlar T-Pod'u bulmalı ve onu bir şekilde yakalamalıydı. Forumları gezdiğinizde T-Pod'un bu adam olduğunu söyleyen kişiler çıkmıştı ortaya. Adamın kim olduğunu bulmak kolay oldu aslında. Bu beni biraz şaşırttı. Bu kadar kolay olmamalıydı. Sonuçta bu bilinmeyen bir hacker. Resim taratma sisteminden bir sürü farklı fotoğrafına denk geldim. Ve kendisi hem komedyen, hem hacker, hem katil, hem de bir insan kaçakçısı. Evet, cidden öyle. Sam Hyde, CNN'de haberlere konuk olmuş, T-Pod olduğu iddia edilen kişi. Hatta kendisi bir okul katliamının baş sorumlusu. Ve haberlere göre okulda öldürülmüş. Katliamı yaptığı sırada öldürülmüş. İyi de ölü bir adam nasıl bugün burada hack yapıyor derseniz büyük bir internet şakasının kurbanı olduğunuzu o an anlıyorsunuz. Sam Hyde bir komedyen. 2015 senesinde Twitter'daki bir grup insanın silah kullandığı videosunu montajlayıp okul katliamının sorumlusu şeklinde lanse etmesiyle başladı her şey. Twitter'ın algoritmasına düşen post sonrası komedyen Sam Hyde CNN'de katil olarak tanıtıldı ve 2016, 17, 18, 19 günümüze kadar gelen her yıl farklı olaylarda suratı kullanıldı. Her yerde meme yapıldı. Yani paylaşılan bu görsellerin hiçbir gerçekliği yok. Sam Hyde T-Pod falan değil. Bu adam hacker bile değil. Son olarak sızan dosyaların hepsini satır satır incelediğimde bir şey fark ettim. T-Pod en başta anlattığım Uber olayındaki gibi Rockstar çalışanlarını da yemlemiş ve sosyal mühendislikte çalışanlar arası kayıtları sızdırmayı başarmıştı. Bunu nereden anladığımı soruyorsanız satır kaynakları bölümüne tekrar bakmanızı istiyorum. Bazı verilerin alt kısımlarında kayıt yerleri ve tarihleri, hatta kaydeden kişileri görebiliyorsunuz. T-Pod'un ilk kurbanı Tobias adında ki şu Rockstar çalışanı gibi görünüyor. Gördüğünüz kliplerin 4 tanesi bu dostumuz tarafından kaydedilerek ekip içi paylaşılmış. T-Pod'da ekip içi aktarım sırasında görüntüleri sızdırmayı başarmış. Tobias'ı araştırmak için yazdığımdaysa karşıma LinkedIn profili çıktı. Tıkladığımda kendisinin Rockstar'da programmer olarak çalıştığını öğrendim. Starbucks'ta kahvesini içerken sosyal ağa bağlandığı sırada bilgisayarı patlayan bir diğer dostumuz da Hint asıllı Rakesh Jha. Bu dostumuz da yine görsellerin bazılarının sızdırılmasından sorumlu gibi görünüyor. Çünkü 6'dan fazla satırın altında ismini görebiliyoruz. Bunun gibi daha 5-10 tane Rockstar çalışanı da olaya dahil. Ancak daha fazla isim vererek videoyu riske atmak istemiyorum. Ayrıca belirtmek isterim ki veriler ilk paylaşıldığında bu dostlarımızın LinkedIn hesaplarına erişilemiyordu. Bu sızdırılma olayları bir kenara, şirket değerleri konusunda ne durumdalar diye merak edip açtığımda Take-Two ve Rockstar'ın hisselerinin %10'a yakın düştüğünü görüyoruz. T-Pod eğer bana Rockstar'dan kimse ulaşmazsa 6 tane daha büyük sızıntı yapacağım demişti. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse ne olacağını az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Rockstar vereceğinden fazlasını kaybedebilir. O yüzden bekleyeceğiz ve ne olacağını göreceğiz. Wargaming'in oyunları son yılların en keyifli simülasyonu. Evet. Sert sponsor. Rockstar onayladı abi, bundan büyük cevap olamaz bence. Evet, evet, sızdırılan görüntülerin ve işte kliplerin vesaire gerçek olduğunu söylediler zaten de. Yani baba, bilemiyorum tabii, şimdi güzel araştırmış, eline koluna sağlık ama hangisi %100 doğru değil, bir şey diyemiyorum. Ama bu bence GTA 6'nın
Çıkış tarihini çok etkilemez. Sikinde olmaz adamların ya. Yaparlar bir şekilde. Bak sen şu Rockstar'a yahu. Sen gördün videoları. Ben bir tek kadınla olanı izledim. Çatışmalı sahneyi. Dedim ulan GTA 5 falan yemeyin bizi falan yaptım da. Sonra biraz detaylı bakınca. Aa bir de şeyi gördüm. Yere silah atıyordu. Silah alıyordu galiba. Ertelenmeyeceğini söylediler. Tamam. Yok açmayayım. Abi saniye hayatınızı puanlıyorum. İzler misin? Aa saniye video mu attı lan?